23 Ağustos, 29 Ağustos. Değerli takipçilerim, nasılsınız? Güzel bir hafta, umutlu bir hafta, hayat dolu bir hafta olsun. Sağlıkta, sihatte. Akkaya Official Instagram sayfam. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Ve beklediğiniz ve sorunları çözme, yeni anlaşma ve aktif olarak kendinizi ispatlayacağınız ve kendinizle alakalı doğru adımları hızlı bir şekilde geçireceğiniz bir hafta diyorum. Evet, çok büyük mücadeleler, zorluklar, hayal kırıklıkları yaşadığınız her şeyde sizin için güzel kapılar ve sizi mutlu edecek alanlarla ilgili ertelediğiniz engeller üzerinizden kalkıyor. Yani öyle bir nazarın, öyle bir kısmetsiz, öyle bir şanssız bir dönemi geride bırakıyorsunuz ki nefes almak ya da hayal ettiklerinize dokunma dönemi diyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Yükselme bekliyorsanız, üstünüzde problemleriniz varsa, uzun süredir gitmek istediğiniz farklı bir alan varsa bu kapılar sizin için çağrılacak, konuşacaksınız ve anlaşacaksınız. İşsizlik uzun süredir devam ediyorsa şimdiden bu hafta işiniz hayırlı olsun. Güzel kapılar ve beklediğiniz kapılar size uğur getirecek diyorum. Uzun süredir de ortaklığı yeni bir iş kurmak, tarım, özel sektöre atılmak isteyen değerli koç burçları için evet doğru atılım ama ortağınızla alakalı yanlış karar verebilirsiniz. Bu da bize biraz canınızı sıkabilir. Tek başınıza yapın. Ortaklık için acele etmeyin diyorum. Sonra canınız yanarsa suçlusu ben olmayayım. Bir de ilişkiler konusunda her şey zor, ifadeler zor, anlaşmalar zor. Kendimizi hep yanlış ifade ettiğimiz için de sevgili ilişkilerimizde, birebir ilişkilerimizde laf sokmaları geride bırakacağız. Biz birbirimize rakip değil, birbirimizi anlamayı öğreneceğiz. Ve fevri davranışları biraz daha geride tutmanızı öneriyorum. Sevgilinizden evlilik teklifi alabilir, aileler tanışabilir ve bu hafta böyle sizi böyle gelecek planı içerisine sokacak, gelecek planı içerisine gireceğimiz konuşmalar söz konusu. Aileler tanışacak ve ailelerle birlikte biz aile olmayı da yavaş yavaş sisteme oturtacağız. Sevgilinizden ayrıldıysanız ve bekliyorsanız bununla ilgili güzel ifadeler, konuşmalar, mesajlar ama o sizi kalpten yaraladığı için tekrar affederseniz tekrar aynı noktaya düşeceksiniz. Rica ediyorum biraz daha ilişki terapisti birbirimizle alakalı hatalarımızı görelim ve ondan sonraki bu enerjiyi sağlam bir şekilde devam ettirmeniz daha hayırlı diye uyarıyorum. Koç burçları evli olan, özellikle ev hanımı olan koç burçları, bulunduğumuz evle ilgili bazı sorunlarımız var. Uzun süredir eşinizin aksattığı tamirat, tardilat, ev düzeniyle ilgili çözemediğiniz noktalarla ilgili ve kendinizi çok değersiz ve huzursuz hissediyorsunuz. Eşiniz sizi seviyor. Biraz koltuk formatı bir eşiniz var. Yani duyuyor aslında sizi ama öyle relax bir tavır sergiliyor ki sizin kafanız karışıyor. Bence hiç korkmayın. İlişkide biraz daha birbirimizi anlayacağımız sevgi diline ihtiyacınız var. Bunu çoğalttıkça evliliğimizde kurtulma, yeniden filizlenme noktası olacak diyorum. Bazı evli çiftlerimiz ve aile karmaşıklıkları yüzünden sorunlar yaşadığınız ve çözemediğiniz ve bu evlilik artık anlaşma yoluyla biteceğinin kararını verebilirsiniz. Bu ilişkiye de bir ilişki terapisti istiyorum. Uzun süredir araç almak isteyen ve hala aracımı çözemedim diyenler için bir destek, beklediğiniz bir para ya da oluşmasını borç verdiğiniz bir noktadaki paranız hanenize girmiş olacak. Ev taşınma konularımız var ama yeri beğenemedik. Hatta evi nerede tutalım diye ya da alalım diye kararsızlıklarımız var. Başınızı soktuğunuz evi bir an önce bulun. Artık yağmurlar, fırtınalar fazla oluşacak. Bir an önce taşınmalarınızı gerçekleştirin diyorum. İş yerinizde flört ettiğiniz biri varsa konuşmalar söz konusu olacak ve sizi güzel bir ilişki, özellikle iş çevrenizde beğendiğiniz ya da adım atmaktan korktuğu ya da onun korktuğu ilişkide adımlar doğru süreçli olacak ve mutlu olacağınız evre var. Miras mahkeme ve özellikle iş mahkemeleri olan bazı koç burçlarında mahkeme günleriniz yaklaşıyor. Avukatınız ya da takip etmeniz gerekiyor. Bunlardan olumlu sonuç iş iadeleriniz de var. Ama büyük kurumsal firmada çalışanlar için de
ciddi anlamda iş stresi ve işten çıkar, özellikle banka, özellikle finans, özellikle büyük kurumlarda çalışıyorsanız mobbing uygulaması ya da işten çıkartılma yazılarınız hazırlanıyor. O yüzden işinize sağlam tutun. Sağlık olarak orta kulak iltihaplarımız, geniz eti alerjileriniz olabilir. Ben de olduğu gibi mevsimsel dönüş başladı çünkü. Biraz daha beslenme evremize dikkat etmemiz lazım. Uzun süredir bir tatil ve gitmeyenler için bu Ağustos 27, 31 ya da Ağustos'un 27'si ile 4'üne kadar tatil düşünceniz var. Bu tatilde size iyi gelecek. Platonik sevenler, özellikle ilişki hiç yaşamayanlar için platonik kafadan çıkın. Güzel bir tanıştırma size güzel bir aşk yaratacak. Bu aşka sahip çıkın. Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.